Şimdi ekran kartından sonra Ozan'cığım biraz da RAM'lerden bahsedersen sevinirim. RAM'ler güzel. Şu an zaten bana RAM'ler buradan güzel. Böyle parmağımı soksam bir şey olur mu? Çok sokasım geldi şu an şöyle fana parmağı. Siz bunu tabii ki de evde yap. Sevgili dostlar, İtopya ile birlikte hazırladığımız bir oyuncu kasamız yanımızda duruyor. Kasamızın ismi Tekno Gamer arkadaşlar. Şimdi gelin videomuza hızlıca girelim, bir intromuz dönsün bakalım. İtopya ile birlikte daha önce de bir sürü kasa topladık arkadaşlar. Çok güzel bir sistemde bu videomuzu da sizler için hazırladık. Dediğimiz gibi ismi Tekno Gamer. Bir sürü teknik detayı var zaten, bunların hepsine değineceğiz. Ama her zaman olduğu gibi bilgisayar testlerimizi önce sizin de en çok merak ettiğiniz yer olan oyun testleriyle bir başlayalım. Ben biraz bir kendisiyle oyun oynayayım. Bakalım neler olacak. Şimdi konu oyun olduğu zaman Ozan direkt terki diyar eyledi arkadaşlar. Ve oyunları ben oynayacağım, sizlere anlatacağım. Oyunumuz Valorant. Bir Valorant'ta FPS'e bakalım neler göreceğiz. Şimdi başlar başlamaz split'te 260. 230 oralarda bir FPS görüyoruz. Grafik kalitesinde en yüksekteyiz. Genelde oynayan insanlar bunu ortaya çekip de oynuyorlar. Bombaları atarken 150. Güzel, gayet iyi. 144 Hz'lik monitörünüz varsa cayır cayır tam performans alıyorsunuz ki 144'lere çok nadiren düşüyor bu arada. 1. Eyvah, ama iki kişi birden saldırıyorlar. İkiye tek bu ayıptır ya. Kaybettik. Neyse arkadaşlar, şimdi Counter'a doğru geçelim. Eski dostum Counter. Şimdi hemen bir hızlıca ayarlarımızı göstermek istiyorum sizlere. Otomatik yüksekte, yüksekte her şey yüksekte zaten. Bunları hiç ellemiyorum. Otomatik olarak her şeyi yükseğe attı direkt. O yüzden ellemeyeceğim. Siz bir yandan sol üstte FPS'i ve dereceleri göreceksiniz. Ben de bir yandan bakalım hatırlıyor muyum Counter oynamayı. Uyanır uyanmaz da orada 5 kişi varken dönüp bana sıkmazsın ya. 190, 200 hatta bazı yerlerde böyle 300'leri 200'leri vuruyor. Gayet düzgün iyi bir FPS alıyoruz ve sıcaklık da gördüğünüz gibi 58 ve 52 derecelerde dolaşıyor. Şimdi gelin, zaten kaybettik. Sıradaki oyunumuza hızlıca geçelim. Şimdi GTA 5'i açtık. Atladım motorun üstüne. Şöyle bir ayarlarımızı hızlıca göz gezdirelim. Zaten siz değerlerin hepsini yukarıda tekrar görüyor olacaksınız arkadaşlar. G-Sync'imiz kapalı. Hayda, ve 1920'ye 1080'de oynuyoruz. Valla bayağı etrafı sıkıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. FPS'imiz genelde 170'in altına hiçbir koşulda düşmedi. Ha, 143 oldu. Şuna binip gitsem ne yapabilirsiniz ki? GTA'da böyle arkadaşlar. Gayet iyi FPS değerlerimizi aldığımızı düşünüyorum. Sıcaklık da hiç öyle coşmadı. Gayet serin serin çalışıyor makine. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi gelin son oyunumuza doğru geçelim. Şimdi en güncel oyunu oynuyoruz listemizdeki. Yani Cyberpunk'ı yükledik arkadaşlar. Hemen bir settings'e gelelim. Şimdi burada bütün ayarlarımız orta ayarda. Ultra'ya çekmedik. Orta orta gördüğünüz gibi birkaç tane şey yüksekte kalmış. Onun dışında Ray Tracing'imiz en sonda tamamen açık arkadaşlar. Her şeyle birlikte DLSS'i de otomatiğe aldım. O şekilde şimdi aldığımız FPS'i görelim. Bu arada 53-51 arasına gidiyoruz ama görüntü gayet müthiş gözüküyor. Oğlum sen kime get dost diyorsun lan? Al. 40-50 arasında genelde geziyor gördüğüm kadarıyla. Tamam, Cyberpunk'ta bu şekilde gördük. Bence güzel bir deneyimdi. Şimdi oyunların hepsini de bitirmiş olduk. Artık yavaş yavaş da diğer detaylara doğru geçebiliriz. Yani işlemci, ekran kartı falan filan neler sunuyor onlara bakabiliriz. Haydi şimdi Ozan'ı da tekrar yanıma alıyorum. Oyunlarımıza baktık. Sıra geldi bilgisayarın bileşenleri. Bir dakika. Nasıldı oyunlar? Bence güzeldi. Güzeldi. Zaten o testi... Akıyor mu? Akıyor ya. Su gibi cayır cayır oyunu oynayabiliyorsunuz Tekno Gamer'la birlikte. Ben şimdi sizlere öncelikle bir işlemciden bahsedeyim. İşlemcimiz Intel 10. nesil arkadaşlar. 10400F modeli. Peki neden F var bu işlemci modelinin sonunda? Buradaki sondaki F ibaresi şu anlama geliyor. Bu işlemcinin içerisinde dahili bir ekran kartı yok arkadaşlar. Yani siz eğer bu işlemciyi alacaksanız illaki harici bir ekran kartı da yanında satın almanız gerekiyor. 6 çekirdekli 12 tane de iç parçacığı var. Yani bu 6 tane daha sanal çekirdeği işlemler sırasında devreye sokabiliyor. Frekans hızlarına baktığımız zaman 2.9 GHz görüyoruz. Peki turbo modunu alırsak turbo ne oluyor? Turbo aldığımız zaman da 4.3 GHz'e kadar çıkartabiliyor işlemci kendisini. Aynen öyle. Şimdi o zaman sana anakartı bırakıyorum. Anakartımız Gigabyte marka. Tam modeli ise H410MS2H modeli. Bu anakart üzerinde 2993 MHz'lik RAM slotları bulunduruyor sevgili dostlar. 2 adet RAM slotumuz var ve tabii ki bir de M.2 SSD slotumuz mevcut. Eğer isterseniz M.2 SSD'yi de bu cihazda kullanmanız mümkün oluyor. LGA 1200 soketli, aslında fiyat performansa oynayan bir anakart var önümüzde duruyor. Bana sorarsanız ikisini de bu kasada gerçekleştirmiş durumda. Ben de ekran kartından bahsedeyim. Ekran kartımız da yine Gigabyte üretimi 2060 arkadaşlar, OC Edition. 6 GB'lık bir VRAM var. Rekabetçi oyunlarda oldukça iyi sonuçlar alabiliyorsunuz zaten. Ancak bu AAA dediğimiz yani yüksek bütçeli, yüksek grafik isteyen oyunlarda da gayet performanslı çalışan bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Bir şey soracağım. Burada dedin ya rekabetçi
oyunlar diye benim için bir şey fark eder mi sence? Hani ben çok başarılıyım ya oyunlarda. Sen de çok bir şey yani fark etmiyorsun. Yani hiç sanırım. Fark etmez aynen. Değil mi? Orada 7 tane de taksalar bu ekran kartına gene, bence sonuç aynı. Sonuç aynı. Gene 38-0 devam. Tabii ki de kartımızın en önemli özelliklerinden birisi artık dilimize pelesenk olan ray tracing özelliğinin bulunması. Yani RTX bir ekran kartı olması ışın izleme teknolojisini içinde barındırıyor. Bunun dışında OC Edition dedik. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Kendiliğinden overclocklu şekilde geliyor kartımız. Yani sizin ekstra herhangi bir çaba sarf etmenize gerek yok. Tam performanslı bir şekilde kutudan çıkıyor. Aslında orta seviyenin en fiyat performanslı ekran kartlarından bir tanesi desek yanlış oldu. Tabii sadece oyun olarak düşünmeyin bu kartı arkadaşlar. Dilerseniz kurgu yapın ya da bunun yanında 3 boyutlu tasarımlarla uğraşan birisi olun. Bu kart yine sizin imdadınıza yetişiyor. Şimdi ekran kartından sonra Ozan'cığım biraz da RAM'lerden bahsedersen sevinirim. RAM'ler güzel. Şu an zaten bana RAM'ler buradan güzel. El sallıyor yani. Aynen. 2 tane kırmızı böyle XPG modeli RAM'imiz var arkadaşlar. 8 GB'lık GameX D30 modeli 2 adet şu anda RAM slotlarımız ağzına kadar dolu, gırtlak dolu durumda diyebiliriz. Burada şöyle bir ufak detay var sevgili dostlar. RAM'ler 3200 MHz hızında ancak anakartı sizlere anlatırken bahsettiğim bir durum vardı. 2993 MHz diye. Yani bu RAM'ler şu anda 2993 MHz'e kadar çalışabiliyor. Eğer bu RAM'leri 3200 MHz'de kullanmak isterseniz anakartınızı daha farklı bir model olarak da seçerek yolunuza devam edebilirsiniz. O zaman ben de depolamadan devam edeyim RAM'lerden sonra. Ozan'cığım hemen şurada göremiyorum attım. Şu an ben çünkü bunu arıyorum. Çünkü yanlış gösterdim. Bak, bir tane M.2 SSD'miz var Western Digital tarafından. Üretilmiş olan 500 GB'lık bir M.2 SSD mevcut. Bildiğiniz gibi M.2 SSD'ler SATA versiyonlarına göre yaklaşık 4 veya 5 kat daha fazla hızlı okuma yazma hızlı değerlerine sahip. Evet. Bunun yanında tabii ki de artık normal büyük hard diskleri söylemenin mantığı bile yok diye bitti düşünüyorum. Bitti onlar ya artık ama şöyle bir şey var. Depolama olarak kullanabilirsin. Kasaya evet. Da takabilirsin ama onun dışında günlük kullanımda senin standart Windows'unu kuracağın böyle bir şey olmalı tabii ki. O zaman şimdi bütün parçaları saydık. Peki bu parçaları biz neyin içinde topluyoruz? Kasanın içinde topluyoruz tabii ki. O zaman senden kasadan bahset. Kasa Thermaltake marka sevgili dostlar ve üzerinde 2 adet 140'lık 1 adet de 120 mm'lik fanlar bulunuyor. Bu fanlar tabii ki renkli RGB dediğimiz yanar dönerli fanlar. Ön taraftakiler bu arada. Yani bu önemli bir şey çünkü oyuncu kasalarında zaten herkesin derdi biraz daha RGB biraz daha RGB olduğu için. Ki şöyle yanlış tuşa basmayayım. Kaderi değişti, ortalık değişti bak şu anda. Rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Zaten artık bu durumlara alıştık. İsterseniz de şöyle. Böyle parmağımı soksam bir şey olur mu? Çok sokasım geldi şu an şöyle fana parmağı. Aha. Siz bunu tabii ki de evde yapmayın. Evde denemeyin arkadaşlar. Sen böyle üstüne basa dur o zaman ben devam edeyim anlatmaya. Zaten görüyorsun üstteki ya. RGB renk değiştirme ışığının düğmesini gösterdi Lütfi sizlere. Bunun dışında mikrofon, kulaklık, 2 tane USB 2.0 ve 1 tane de 3.0. Bunların yanı sıra bir de reset düğmesi ve tabii ki power tuşu da yer alıyor. Şöyle kasada enteresan bir yere yapmışlar dikine. Genelde bunları yatay görüyorduk ya burada dikine yapılmış. Onun dışında bunların yanında da şu parça var bildiğiniz gibi. İçine toz kaçmasına vesaire kaçmasına. Kaçıyor toz biraz daha olduğu için. Çıkartıp temizliyorsunuz. Aynen öyle. Daha az tozlanmış oluyor kasanız arkadaşlar. Buraya böyle mıknatıslı şekilde tabii oturtamadım. Ha oturdu. Ve tabii mid tower bir kasa tasarımı olduğunu sizlere aktarayım sevgili arkadaşlar. Bunların hepsinin yanı sıra 650 wattlık ve 80 plus sertifikalık bir güç kaynağıyla çalışıyor. Önümüzde duran bu kasa. Aynen kasanın içine dahili olarak gelmesi de bence güzel bir şey. Bu arada bu 650 wattlık güç kaynağı da hani şöyle söyleyebiliriz. İçindeki parçaları zaten çok rahat bir şekilde destekliyor. Hatta bir iki model yükselsek dahi beslemeye devam edecek bir aynen güç öyle kaynağı diyebiliriz kendisi için. Bu güzel bir avantaj olmuş çünkü şöyle bir durum var. Kasayı güncellediğinizde mutlaka eğer eski bir kasaysa elinizdeki kasa güç kaynağını da değiştirmeniz gerekiyor ve güç kaynakları da ciddi anlamda biraz pahalı. Ya yani masraflı. Aynen. Evet yani masraf çıkartıyor gereksiz. O yüzden bu kasada böyle bir şeyin olması bence büyük bir avantaj olmuş diyelim. Ve parçalarımız galiba bitti. Başka bir şey kaldı. Parmak atıyor sürekli bana. Her bileşenden bahsettik. O yüzden de artık yavaş yavaş videomuzun sonlarına doğru gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte itopya.com işbirliğiyle hazırladığımız Technogamer oyuncu kasamıza yakından baktık. Eğer sizler de bu oyuncu kasasıyla ilgileniyorsanız sevgili dostlar hemen aşağıda bulunan linkten bu ürünü satın alabilirsiniz ya da inceleyebilirsiniz. Ürün hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bırakmayı, bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin diyelim ve iki yanımızda bulunan diğer web tekno içeriklerini izleyebilir. Hemen şurada iki kolumuzun arasında bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Kendinize hoşça kalın çok iyi bakın. Korkutuyor gibi oluyor ama korkutmuyor. Aa yok. Çok rahat duruyormuş ya harbiden.